Herkese merhaba, ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte iHeart Revolution'ın ve Revolution'ın yeni ürünlerini deneyeceğiz. Ama yeni ürünlerin %70'i iHeart Revolution'dan. İşte böyle değişik, güzel bir video olacağını umuyorum. Çünkü çok tatlı ambalajları olan ve çok güzel gözüken ürünler var. Ben hızlıca videoya geçmek istiyorum. Bu arada ürünlerin linkini de videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz isterseniz. Ama videoya geçmeden önce de eğer videoyu beğenirseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Bunlar elime bu sabah ulaştı. O yüzden hemen denemek istedim. Ya şu ambalaja bakın. Biliyorsunuz Revolution'ın skincare ürünleri ülkemize geldi. Daha açmadım bile. Revolution Skin'in şu anda niacinamide'ını kullanıyorum. Aşırı memnunum. Bir de bunu almak istedim. Bütün ürünlerinin içerikleri süper diyemem ama niacinamide'in içeriği bayağı iyi. Bunun içeriği de hani makyaj bazı aslında. Tam cilt bakım ürünü gibi düşünmeyin bunu. Ama işte makyaj bazıyken de bir de cildinize bakım yapıyormuş. İsmi de Super Fruit Extract. Şöyle bir ambalajı var. Aşırı tatlı ambalajı. Ya bu böyle biraz ışıltılı gibiydi. O yüzden denemek istedim ben de. Şimdi size göstereceğim. Gerçekten çok değişik. Görebiliyor musunuz? Şöyle farklı yansımaları var. Önce elimin üstüne sıkacağım biraz. Şöyle bir şey. Ya sivilce yapmasın yeter ki, başka hiçbir şey istemiyorum. Böyle yansıtıcı bir ürün. Her yere bir damla uyguladım. Toplamda işte 4-5 damla falan ediyor. Ben demlendiricimi sürmüştüm bu arada. Dediğim gibi bunu makyaj bazı olarak düşündüm. Bu arada çok güzel kokuyor ya. Aynamı aldım şimdi. Şöyle bir bakıyorum. İçinde hani herhangi bir sim falan yok. Benim beklentim biraz nemlendirmesi ve cildimi daha canlı göstermesi. Ama gördüğünüz gibi o ilk sürdüğümdeki parlaklık yok. Gittikçe emiliyor. Ben bunu makyaj altında kullanmaya devam ederim. Zaten ilerleyen zamanlarda da size etkilerini söylerim. Şimdilik hani fena değil, ekstra bir ürün değil ama biraz nemlendirdi. Çok yapışkan bir hissi de yok. Fondötenim yeni olmadığı için hızlı geçtim ama onu da göstereyim. Revolution'ın Conceal & Define fondötenini kullandım. Bendeki F6 rengi. Şimdi gelelim dünya tatlısı kapatıcıya. iHeart Revolution'ın Heartbreakers isimli kapatıcısı ya. O kadar tatlı ki ambalajı. Ben shortbread rengini almışım. Rengini şöyle göstereyim. Yani renk konusu biraz sıkıntılıydı. İnternet swatchlarına göre almaya çalıştım. O yüzden bakalım uyuyacak mı uyumayacak mı hiç bilmiyorum. Kapatıcının aplikatörü de ismi gibi kalp şeklinde. Bakalım şimdi kokusu nasıl? Kokusu kötü. Bana arada böyle bir koku takıntısı geliyor, böyle bir şeylerin kokusuna bakıyorum. Şimdi önce bir tarafımı uygulayayım. Bir bakalım kapatıcılığına. Bu arada rengi iyi yani. Çok açık bir renk almamışım. Fırçayla uygulayacağım ben. Sünger çünkü iyice emebilir yani ürünü. Şimdilik fena değil bence. Yapısı mata daha yakın. Çok ıslak ıslak durmuyor. Kapatıcılığı da fena değil. Yani benim için yeterli kapatıcılığı. Eğer çok fazla çizgilere dolmazsa ya da göz altlarımı çok kurutmazsa ben bunu severek kullanırım. Aplikatöre biraz az ürün geliyor. O yüzden ben iki kere batırıp çıkarttım. Dağılması da kolay. Uyguladığım fırça da Nashita'nın Pro Plus serisinden 294 numaralı kapatıcı fırçası. Bundan da çok memnunum. Kapatıcının fondöten rengi tam oldu. Hani göz altlarım hiç böyle beyaz beyaz parlamıyor gözünüze. Bilmiyorum ya, ben şimdilik sevdim. Duruşu falan da gayet güzel. Dudaklarımın kuru görüntüsünü almak için de şöyle bir lip balm uygulayacağım. Bunu ben Watsons'tan aldım. İlk defa görüyorum. Aslında bu tarz bir lip balm vardı. Hani bu sürünce biraz renk verenlerden. Bir de biraz kalıcı bir renk veriyor. Rengi çok güzel değil ama güzel nemlendiriyor. Şimdi ben diyorum ki bir an önce göz makyajına geçelim. Çünkü artık bu paleti denemek istiyorum. İlk izlenim olması için kapağını bile açmadım. Yani şu anda bantlı duruyor. Yine bu da kapatıcıyla aynı seriden. Ya bunlarda böyle bir sürü renkte farfale çıkarttılar. Bir de ben mavisini aldım. Ama o daha gelmedi. Onu da çok merak ediyorum. İsmi şurada yazıyor. Zaten renklerinden tanırsınız. Courage'mış bunun ismi. Bakıyorum bu arada cruelty free'miş. Mesela yeşilli paleti çok hoşuma gitmişti aslında. Ama Revolution'dan bir tane daha yeşilli paletim var ya. Hani yeşil de çok sık kullandım.
aldığım bir renk değil. O yüzden onu almaktan vazgeçtim. Ama mavilisini aldım. Gelince onu da deneriz mutlaka. Ben bu ara mavi makyajlara bir taktım yani. Hoşuma gidiyor. Paletin renkleri de böyle. Swatchlarına da bakacağız tabii ki şimdi. İlk iki sırayı swatchladım ki bence pigmentleri gayet iyi gözüküyor. Farların yapısı da yumuşak. Ben şimdilik beğendim yani. Daha ne olsun ki? Swatchları beni memnun etti de nasıl bir makyaj yapacağımı bilmiyorum. Tabii ki de pembe yapacağım. Bu palete başka makyaj yakışmaz. Ama acaba hangilerini kullansam? O konuda hala kararsızım. Bir de katlanma bölgesi için bir renk yok. O beni biraz üzdü ama olsun. Şimdi halledeceğiz ya. Bir de paletin içinde hani kahverengiler de var. Enteresan bir şekilde. Bu videoda onları kullanmam. Söyleyeyim baştan. Onları Instagram'da bir makyaja saklarım. Diğerleri de şöyle şunlara baksanıza. Renkler bence gerçekten başarılı. Hani cayır cayırlar şu anda. Kapatıcıya bakıyorum. Çizgilere minimum seviyede dolmuş. Hemen onu temizliyorum. Hani bir de göz kapağımdan bahsediyorum. Şu anda aşağıda hiç dolma yok. Katlanma bölgemden ten rengi bir pudrayla geçiyorum. Farların karışma performansını bilmediğim için orada lök diye kalmalarını göze alamam şu anda. Ama göz kapağıma getirmiyorum. Çünkü oraya ışıltılı far uygulayacağız. İlk olarak şuradaki rengi alacağım ben. Bu renkle başlamak biraz riskli. Ama azar azar uygulayacağım. Bu rengi katlanma bölgemden geçiyorum. İster istemez göz kapağına da gelebilir ama sorun değil. Zaten oraya da pembe far uygulayacağız. Bu renk biraz zor karışıyor. Yani şöyle bir yamalandı. Nedenini anlayamadım. Aslında bu tarafta daha rahat bir işim. Ama buraya gelince birazcık beni zorluyor. Daha küçük bir fırça aldım. Bununla işte Pro Plus'tan 297. Şu ortadaki rengi kristal geçeceğim. Ama tam o çizgiden böyle. Çok ne yukarı ne de aşağı taşıracağım. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Bu küpeleri bana çok tatlı bir Instagram hesabı gönderdi. Onun da ismini şuraya bırakacağım. Bakabilirsiniz. Takılarına cidden çok güzel takılar var. Kolye falan da göndermiş. Onu da daha sonraki videolarda takacağım. Hani böyle çok abartı olsun istemedim. Şimdi göz kapağıma geçeceğim. Ya aslında şunu kullanacaktım. Bu benim çok sevdiğim renklere benziyor ama bunu kullanacağım. Onu da iç köşelere geçebilirim. Biraz daha koyu bir makyaj istedim. Bir de saat 6'da görüntülü dersim var. Yani dersim var ve görüntülü olabilir. Kamera açabiliriz. Artık bilmiyorum. Hoca ne düşünecek hakkımda, biraz komik olabilir ama. Oha, renge bakın. Bu paletten böyle bir pigmentasyon beklemiyordum. Ben kalanları da alacağım. İnlerime girince almadığım diğer renkleri de alacağım. Cidden bu ne? Köşeleri birazdan dağıtacağım. Bir de hiç ıslatmadım. Yani direkt parmağımla uyguluyorum. Neon gibi resmen. Aşırı beğendim bu rengi. Daha büyük bir karıştırma fırçasına geçtim. Şu kısmı böyle yukarı doğru taşıyorum. Kenarları yine kapatıcıyla düzelteceğim ama en azından bir hattını belirleyelim. Bir de unutmadan o bahsettiğim rengi göz pınarlarıma ve iç kısımlara uygulayacağım. Şuradan başlıyorum. Alt kısımları da biraz koyulaştıracağım. Şu anda çok dağıldı, farkındayım. Bir de gözüm kızardı. Dış köşelerden de çok hafif şu renkle geçeceğim. Hani ne kadar belli olacak bilmiyorum şu anda. Gözüm yeterince koyu aslında ama bir deneyelim. O rengi de görmüş oluruz. Çok abartmayacağım zaten. Sadece birazcık dokunduracağım. Biraz uygulamak bile derinlik katacak yani. Ben buna inanıyorum. Acilen bu korkunç görüntüden kurtulmak için kapatıcımı aldım. İyi ki bir aydınlatıcı allık, bronzer falan bir şey sürmemişim. Onlar da gidecekti ki bu arada kapatıcının performansı gerçekten çok iyi gözüküyor. Yani bakar mısınız? Hiç çizgilere dolmamış. Hiç. Şimdi birazcık daha uygulayacağım mecburen de. Gerçekten bayağı beğendim ben şimdilik kapatıcıyı. Tabii ki yeni bir maskaramız da var. Bu da yeni gelenlerden I Heart Revolution'ın Chocolate Dipped maskarası. Bir manzara falan diyorum, 2 saattir konuşamadım. Şöyle bir
Maskara. Bakalım şimdi ilk defa deneyeceğim. Bu neymiş? Yazmıyor bir şey. Arkasında da Dark Chocolate Black yazıyor. Şöyle plastik bir fırçası var. Her zaman söylediğim gibi plastik fırçaları severim. Umarım bu da güzel bir etki verir. Önce buraya uygulayalım ki farkı görebilelim. Fırçasına sanki biraz az ürün geliyor. Tek kattaki etkisi böyle. Şimdi bir kat daha uygulayacağım buraya. Çünkü tek kat beni hiç kesmedi. Yani kıvırdı mı derseniz çok az kıvırdı. Hacim de çok az verdi. Belki ikinci katta biraz daha etkili olabilir ki bu fırça da hani hacim veren bir fırçadır normalde. İkinci katta biraz kirpiklerimi yapıştırmaya başladım. Bulaşanları birazdan temizleyeceğim de bir bakın diye şöyle yakına geleyim dedim. Yani yapısı ıslak. Belki de o yüzden tam anlayamadım. Bir de tam karşıya bakayım. Yapısı oturduktan sonra daha net konuşabilirim. Hani şu anda benim için ortalama bir maskara. Şimdi elimde biraz değişik bir ürün var. Hani bu kaş sabunları çıktı ya son zamanlarda. Revolution da bir kaş sabunu çıkarttı. Ben de bunu online'da görür görmez kaptım. Çok merak ettim çünkü. Ben daha önce herhangi bir kaş sabunu kullanmadım. O yüzden yapıları tam olarak nasıl olmalı bilmiyorum. Normal şeffaf sabun kullanıyordum kaşlarımda. Aynalı bir ambalajı var. Şu anda beni görüyorsunuz. Bunun öncesinde ıslatmanız gerekiyor. Herhangi bir makyaj sabitleme spreyi kullanabilirsiniz. Ben NYX ile ıslatıyorum. Ne çok ıslatmalısınız ne de az ıslatmalısınız. Sonra fırçamla şöyle üstünden geçiyorum. Yani bu bayağı bir sabun oluyor. Bu da Beauty and Rush diye bir markanın ama şu anda markanın üretimi yok. O yüzden size bunu şey yapamıyorum yani. Yerini söyleyemiyorum nereden aldığımı. Mesela ben şu anda biraz fazla ıslatmışım. O yüzden beni zorlayacak. Yukarı doğru tarıyorum kaşlarımı. Dediğim gibi bunu kullandım daha önce. Ama kaşlarımı çok uzun süre yukarıda tutmadı. Tamam evet ilk başta güzel tarıyor. Ama kaşlarım sonradan düştü. Bir de diğer kaş sabunlarına göre fiyatı yarı yarıya oynuyor. Yani hani o yüzden düşünebilirsiniz de belki kötü bir ürün değil. Ama şey de diyebilirsiniz yani ben şeffaf kaş sabunu kullan şeffaf normal bir sabun kullanacağım da diyebilirsiniz. Yalnız böyle şey gözümü çıkartacağım birazdan. Neden bu kadar hırslandıysam aslında haksızlık mı etmişim ya? Ben çünkü daha önce kullandığımda bu kadar da uğraşmamıştım yani. Şu anda bilmiyorum. Gayet güzel aslında. Bakalım düşecek mi kaşlarım? Umarım düşmez. Eğer düşmezse çünkü süper. Bu yeni bir ürün değil ve Revolution Die Hard Revolution da değil. Ama alt kirpiklerimde bunu kullanmak istiyorum. Çok içimden geldi. Bu pastelin pembe kaş maskarası. Yani normalde bir kaş maskarası bu. Ama ben alt kirpiklerimde kullanacağım. Uçuk bir pembe. Çok belirgin bir pembe değil. Ama biraz bir değişiklik istedim. Şimdi bununla ilgili size bir şey anlatacağım. Bir gün işte ben bunu aldım. Kaşlarımı da saçlarımı da o zaman yeni kızıla boyamışım. Bunu böyle bütün kaşıma sürdüm tamam mı? Kaşlarım pembe oldu ya da böyle hani beyaz pembe arası bir şey oldu. Sonra annemin yanına gittim. Dedim ki ben işte kaşlarımı boyadım ama hani kalıcı boyadım falan. Böyle şoka girdi yani. Sen nasıl inanırsın buna? Hani kaşlarımı nasıl pembe yapabilirim ben? Ya bilmiyorum o an çok komiğime gitmişti benim. Şu anda pek komik gelmeyebilir size ama annemin o surat ifadesini görmeniz lazımdı. Hayatımızda çok bir şey değişmedi ama yaptım işte. Bu arada kaşlarıma bakın. Güzel ya. Kapatıcıya da bakın. Kapatıcı da dolmamış. Sıradaki ürünümüz de bir allık. Hatta bir kısmını aydınlatıcı olarak da kullanmayı düşünüyorum. Bu da yine Heartbreakers'lardan. Ben hangi rengini almışım acaba? Neden bulamıyorum? Ha Strong. Strong'u almışım. Yine bunu da bayağı bir araştırdım. İşte internetteki swatchlarına baktım, videolara baktım nasıl duruyor falan filan diye. Sonunda güzel bir şeyi almışım. Bunu açıp baktım çünkü. Ya bir de aslında bu seride matlar da var. Ama onlar gelmemiş bence. Yani ben online'da görmedim. Matlar gelirse bayağı iyi olur. Çünkü çok güzel gözüküyorlar. Ya şuna bakın. Ya aşk yani bunlar nasıl renkler gerçekten. Şöyle göstereyim ya koyu olanı ben allık. Diğerini de aydınlatıcı olarak kullanacağım. Yeni bir bronzerım yok. Ama önce bunları yapayım dedim. Yani hani bronzerdan önce daha iyi görebilin diye. Sonra bir bronzerla geçeceğim. Çok pigmentli olmasından korkuyorum. O yüzden hafif hafif başlayacağım. Aslında çok da pigmentli değil ya. Hani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Çok pigmentli
olmaması bence daha iyi allık için. Sizi çok zorlamaz. Rengi de fena değil. Bunlar evet simliler ama şu anda yüzüme baktığımda öyle parça parça ya da nokta nokta simler görmüyorum. O yüzden benim hoşuma gitti şimdilik. Açık rengine de bir bakalım nasıl aydınlatıcı olacak. Umarım çok koyu durmaz. Yok durmuyor. Baksanıza. Oha bayağı güzel bir aydınlatıcı bu. Dayanamıyorum. Aydınlatıcıyı biraz göz pınarlarıma da uygulayacağım. Gayet başarılı bence. Çok doğal bir aydınlatıcı olduğunu söyleyemem. Ama çok simsim de durmuyor. Yani şu anda cildimle bütünleşti. Ben bunu kullanmaya devam ederim. Rengi falan da güzel. Hani şurada çok şeftaliymiş gibi gözüküyor ama gördüğünüz gibi hiç öyle değil. Dudaklarımı nude tutmak istiyorum ama elimde yeni Revolution'ın bir dudak kalemi var. Bu da diğerleriyle. Bu sabah geldi. Yani çok merak ediyorum. İlk defa Revolution'dan bir dudak kalemi kullanacağım. Rengini de göstereyim. Şurada yazıyor rengi. Rengini okuyamıyorum. Ha zaten aşağı açıklamalara koyacağım ya. Oraya bakabilirsiniz. Şimdi bunu bir uygulayayım. Rengini merak ettim. Çünkü olmadı silip başka bir şeye sürerim. Dudak kaleminin duruşu bu şekilde. Makyajla uyumu tabii ki tartışılır ama dudak kalemi bence çok güzelmiş. Yani keşke daha önceden alsaymışım. Diğer renklerine bakacağım. Sürümü falan çok güzeldi ve rengini de çok beğendim. Şimdi üstüne başka bir ruj uyguluyorum. Uyarsa size söyleyeceğim. Ya ben bir gloss videosu çektim. Glosslarımı bir yere koydum ve şu anda glosslarım nerede bilmiyorum. Bir dakika şimdi glossumu bulup geleceğim. Ha bu arada göstereyim hangi ruju uyguladığımı çünkü fena olmadı biraz. Bu da yine Revolution'ın rujlarından Inclination. Şöyle dışı. Gerçekten sonunda bu gloss bir işe yaradı. Yani o kadar mutluyum ki. Açık renkli bir gloss çünkü. Yine Revolution. Bu son çıkan Pout glosslarından kendi rengi. Ortasını biraz açınca bence gayet hoş oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben ürünlerle ilgili böyle birkaç cümle söyleyeceğim toparlamak amacıyla. İlk olarak bu serum primer olarak geçen Revolution Skin'in ürününü kullandık. Superfruit Extract. Yani şimdi şöyle benim kullandığım Revolution'ın fondöteni bayağı mat bitişli bir fondöten. Ama siz de şu anda görüyorsunuz hani aydınlatıcı kısmı hariç yüzüm çok mat durmuyor. Bu da demek oluyor ki mat fondötenlerin altında kullanıldığında daha ışıltılı bir bitiş. Ay kamerayı sarstım. Daha ışıltılı bir bitiş elde edebilirsiniz. O yüzden ben şimdilik beğendim. Ya ne olursun yalvarıyorum sana. Sivici çıkartma. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Çünkü duruşu falan hissiyatı güzeldi. Öyle çok yapış yapış falan da değildi. Ama hani şunu söyleyeyim öyle yok gözenek küçültücü falan öyle bir şey değil. Sadece nemlendirme amaçlı ve hani cilde bakım yapıyor. Kapatıcı beni aşırı şaşırttı yani. Eğer böyle devam ederse performansı benim favori kapatıcılarımdan biri olacak herhalde. Hala çizgilerime dolmalı. Yani bildiğiniz çizgilerime dolmadı gerçekten. Şaka gibi. O yüzden çok sevdim ve rengi de bana çok iyi oldu bence. Yani tam benim sevdiğim bir renk. O yüzden buna ben bayıldım bence. Buna bakın. Hep şunu da söyleyeyim. Benim göz altlarım ne çok kurudur ne de çok yağlıdır. Yani hani orta yer çok kuru göz altlarınız varsa nasıl bir etkisi olur? Hani ondan emin değilim. Far paleti beni aşırı şaşırttı. Pigmentleri bayağı güzelmiş. İyi ki mavisini de almışım. Yani onunla da video çekmek için sabırsızlanıyorum. Matları da çok başarılı. Işıltıları da çok başarılı. Matları dağılma konusunda bir tık sıkıntılı. Ama yine de dağılıyorlar. Bu arada Mali horluyor, hapşırıyor. Bir şeyler yapıyor şu anda. Kısacası çok başarılı buldum bu paleti de. Dediğim gibi yani birçok renk seçeneği var. Bence beğendiğiniz renklerden bir tanesi de bakabilirsiniz. Maskarayı biraz daha kullanmam gerekiyor. Kötü bir maskara diyemem yani haksızlık olur. Çünkü etkisine bakın. Öyle kötü bir maskara değil. Sadece çok ıslak olduğu için kirpiklerimi biraz yapıştırdı. O yüzden yapısı oturduktan sonra seveceğimi düşünüyorum. Yani çünkü sevmemem için ay konuşamadım işte siz anladınız. Hiçbir sebep yok. Yeter ki gün içinde dökülme falan da yapmasın. O zaman anlaşabiliriz. Kaş sabunu da şöyle bir kaşlarıma bakıyorum. Kaşlarım birazcık sert. Yani bu iyi bir şey bence. Çünkü kaşları tuttuğunu gösteriyor. Normal kaş sabunları yani şu ana baktığımda 90 lira, 100 lira, 150 lira civarında. Ben bunu 40-45 liraya aldım. O yüzden bence iyi bir alternatif hani fena durmuyor kaşlarıma ilk haline göre bence.
fark var. O yüzden buna da bakabilirsiniz eğer böyle kaş sabunlarına taktıysanız benim gibi. Bunun için konuşacağım. Yüzüme bakıyorum. Zaten hep söylüyorum hani benim çok gözenekli bir cildim yok. Zaten gözenek küçültücü ürünler de kullanıyorum ekstra. O yüzden gözeneklerde beni hiç rahatsız etmedi. Hafif uyguladım. Çok yoğun da uygulamadım. Pigmenti beni zorlamadı böyle hani lök diye orada kanladı. Aydınlatıcı da gayet başarılı yani. En çok ona şaşırdım zaten. O yüzden bu da benden. Geçer not aldı. Tekrardan söylüyorum. Bendeki Strong. Son yeni ürünümüz de bu dudak kalemi. Yani bunun diğer renklerine kesin ama kesin bakacağım. Ya zaten hep aklımdaydı. Ama bir türlü indirimde yakalayamıyordum. Ben bunu 20 liraya aldım. Normalde de işte 30 lira galiba. Ama ne bileyim işte dudak kalemi 20 lira tamam ama daha fazlası olmuyor. O yüzden biraz bekletmiştim ama gerçekten başarılıymış yani beğendim. Rujla gloss yeni değil. Hatta onları zaten sürmüştüm daha önceden göstermiştim size. O yüzden onlarla ilgili çok bir şey söylemiyorum ama sevdiğim ürünler hani onu söyleyebilirim. Normalde kalıcılık testi yapmak gibi bir fikir yoktu aklımda ama düşündüm işte kapatıcı var, maskara var. O yüzden size son hallerini göstermem gerekiyor dedim. Ama şöyle bir sorun oluştu. Ben bu gözümü kaşıdığım için şu anda buralarda falan far var. Ama bir bakacağız maskaranın, kapatıcının durumuna. Ben o kadar bitik durumdayım ki bu tarafım böyle dayak yemiş gibi. Çünkü alerjim tuttu böyle. Yüzümü de yıkayamadım. Ha, evet bir dakika. Bu arada saat şu anda 23.26. Aynen yani 11'i 26 geçiyor. Şöyle bir daha göstereyim. Ben makyajı 5.30 gibi falan yapmıştım. Yani yaklaşık 6 saat olmuş. Maskaram neredeyse hiç akmamış yani. Özellikle şurada hani öyle pıtır pıtır falan da dökülmemiş. Sadece kapatıcı sanki silinmiş. Siz de görüyor musunuz? Buralarım daha var. Hani burayı saymayın. Çünkü burayı ben kaşıdığım için feci bir halde. Yani far kaşıma çıkmış. Bu nasıl mümkün olabildi? Bilmiyorum. Aydınlatıcım duruyor. Ama allığım gitmiş. Yani bir de ama marli yüzümü falan yaladı. O yüzden de olabilir. Kaşlarımı hiç ellemedim. Görüyorsunuz hani ne çok yukarıda ne de çok aşağıda. 6 saat için fena değil bence ama bakın kaşıdığım yerde direkt düşmüş kaşlarım. Ruju ben kendim silmiştim zaten. Onu söylemeye gerek yok herhalde. Şimdi bir lip balm geçtim ve gerçekten çok korkunçum ama göstermek istedim. Hani bir anlamı olsun videonun diye. Farın kalıcılığı da iyi bence. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmamış farıma da. Burayı kaşımasaydım iyiydi sadece. Ben kapatıcıyı kullanmaya devam edeceğim. Yani belki de fardan kaynaklı bir şeydir bilemiyorum. O yüzden ona suç atmak istemiyorum. Çünkü duruşu çok güzel. Yani hala mesela hiç çizgilere dolmadı. Sürekli kontrol ettim. Şu anda da mesela çizgilere dolma falan yapmadı. Maskarayı kapatıcıya daha bakacağız. Kaş sabunu da bence geçti yani. Öyle beni çok hayal kırıklığına uğratmadı. Bu taraftaki kaşlarım hala kalkık. Ve bu kadardı. Bu görüntüye maruz bıraktığım için sizi kusura bakmayın ama göstermek istedim. Şimdi size hemen kapanışı alıyorum. Şu anda seni öpemiyorum Marley Kuş. Çünkü her tarafın yapış yapış ruj olur. Birlikte kapatalım istedim bugün videoyu. Aslında video çekerken hep Marley benim yanımda odamda. Birlikte bak tüyü kaçtı bile. Birlikte sıcakta bayılıyoruz burada ama asla çıkmıyor. Yani illa benimle olacak bir sıcak da olsa. Her neyse umarım keyifle izlediğiniz video olmuştur. Eğer buraya kadar izlediyseniz de gerçekten çok teşekkür ederim. Ama tabii ki de eğer videoyu beğendiyseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Dur. Bir dahaki videolarda görüşürüz.